Evet, direkt bana kes demiştim ya ondan. Çünkü 50 yıldır en tepede, 50 yıldır kalbimizin böyle prensesiydi, kraliçesi oldu, öyle devam etti böyle. Yani hayatımızın tam göbeğinde, uzun yıllardır da bir yere aslında çıkmıyor. Şimdi ben diyorum ki bugün kendisini görmedim, Bismillahirrahmanirrahim diye girdim yanına. Dedim ki ben nasıl bir sevap işledim de siz bizi böyle onurlandırdınız, böyle hiçbir yere gelmiyorsunuz. Siz konuşmasanız ben program. Nilüfer! Ay çok teşekkür ederim. Vallahi utandırıyorsunuz beni. Utanın. Ben de izliyorum sizi her akşam. Hoşuma gidiyor. Çok çok beğeniyorum. Zaten kurban çok oluruz. Tatlısınız. Ya kurban bebek oluruz. Gibisiniz. İyi vallahi. Ki geldiniz. Şeref verdiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ Bitmedi. Olun. Tamam. Çünkü bugün kendisinin doğum günü aynı zamanda. Bugün doğum günü ve biz bugün doğum gününde kendisiyle beraberiz nice yıllara. Çok teşekkürler. Ben hep artık bizimle olun. Doğum günlerini kutlamıyorum artık ben son yıllarda. Siz de sıkıldınız mı doğum günü kutlamaktan? Çok sıkıldım. Artık son yıllarda böyle bu akşam da böyle şey tek başıma daha sonra oturmayı düşünüyorum. Yani hiç özel hiçbir şey yapmayı düşünmedim. Niye sevmiyorsunuz artık? Sevmemek değil de yani bir heyecan vermiyor. Hmm. Yani seneler geçiyor. Neyine heyecanlanayım ki? Seneler geçtiği için mesela bana da vermiyor. Çünkü ben yoruluyorum doğum günlerimde. Hani şımarıklık değil bu söylediğim. Yo anladım. Çok fazla tabii. Telefon görüşmesi, mesajlara cevap vermek oluyor ya. Beni çok yoruyor artık. Yani tabii siz yine arayın arkadaşlar. Öyle bir şey değil ama. Böyle öf yine yarın doğum günüm oluyorum. Yani tabii sevenler mesaj atıyorlar, arıyorlar. Ondan sonra işte her yer Instagram'dan olsun, Facebook'tan olsun mesajlar geliyor. Onlar mutlu ediyor tabii beni aslında. Onlar çok mutlu ediyor ama ben durduğum yerde durayım istiyorum. Yani herhangi bir şey yapmayayım, harekette bulunmayayım, bir etkinliği içinde olmayayım. Ama mesajlar mutlu ediyor. Albümünüz hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. 5 şarkılık bir albüm. 5 şarkılık. Nasıl tepkiler? Güzel gidiyor, tatlı gidiyor. Boşver'le çıktık. Evet. Boşver çok şey tatlı, pozitif bir şarkı. Tam da bugünlerde böyle çok şansa ve pozitif olmaya, motivasyona ihtiyacımız olan dönemlerden geçtiğimizi düşünüyorum. Onun için galiba iyi geldi herkese. Gittikçe daha çok sevileceğini düşünüyorum. Güzel gidiyor. Siz kendinizi daha çok seviyor musunuz artık? Artık derken yani yıllar geçtikçe insan kendinin farkına vardıkça o kendine bir şans ver kısmı sizin için de geçerli mi? Ben kendimi seviyorum. Seviyorum. Eskiye göre daha da çok seviyorum. Ama hani bu, severken ne yapıyorum diye sorarsanız pek fazla bir şey yapmıyorum. Çalışmak istiyorum, çalışıyorum. Hı hı. Yani işte bu pandemi döneminde de 2,5 sene hiç sahne yapmadım. İlk sene zaten korkumdan çıkmadım. Yani işte Covid koparım falan diye. Geçen sene de tam böyle keyifli değildi ortalık. Herkes maskeyle falan bilim malum ondan sonra. O yüzden yapmak istemedim. Beklemek istedim. Hem de bu albümü son bir yıldır da bu albümle uğraşıyoruz. Yavaş yavaş. Hı hı. Çünkü herkesin motivasyonu düştüğü için hani böyle hareketler de ağırlaştı. Yani eskiden çok daha hızlı yapılan şeyler, çalışmalar. Daha böyle bir yavaşladı çünkü herkesin gerçekten morali çok düştü. Ondan sonra neyse bu albümü yaptık, bitirdik. Şimdi artık hazırım dedim. Bu yaz konser yapabilirim dedim çünkü ben de özledim. Konserler başlıyor. Konserler başlayacak. Peki bu hani size göre bir şey midir? Daha yavaş yavaş yayarak çalışma hali. Şimdi aslında sindire sindire çalışmayı severim. Aslında yavaş biri değilim. Canı da tez biriyim. Çalıştığım insanların hızlı çalışmasını istiyorum. Ama her şey de sindire sindire olsun, doğru olsun. Hani olabildiğince hatasız olsun. Hı hı. O çok daha içime siniyor. Yavaşlattı bizi pandemi. Yani ben kendimde yavaşlattı, de onu fark yavaşlattı. Ediyorum. Tabii. Ben de atom karınca gibiydim. Şimdi mesela 3 güne yayabiliyorum. Siz bence şey. Böylesiniz. Öyle görünüyorsunuz. Yani şimdi mesela böyle eskiden aynı gün içinde size de öyle olmaz mıydı? Hani aynı gün içinde manikür pedikür yaptırılır, işe gidilir, gelinir. Akşama misafir ağırlanır. Vallahi ben bir şey söyleyeyim. Ben hiçbir zaman öyle biri olmadım yani. Aa, ben mesela öyle kuaföre gitmekten falan nefret eden biriyim. Hiç sevmem. Orada beklemekten, orada harcanan vakitten, manikür pedikür yaptırmaktan falan hiç hoşlanmam. Ondan sonra öyle hani davetler, şeyler, bir yerlere gideyim, gezmeye gideyim falan. Zaten böyle bir hayatım yoktu. Hı hı.
Yani onun için hani pandemi ama hani artık çok fazla olduğu için, çok fazla eve kapandığım için bana bile fazla geldi. Yoksa evi severim ben. Hmm. 13 tane kedim var biliyorsunuz. Evet. Evde onun için. Onlarla böyle, onlarla bir hayatım var yani. Ne kadar mutlu ediyorlar insanı. Çok, çok. Yani o dünyanın en güzel hissi galiba. Peki, Nilüfer Hanım, sizin bu kapalılığınız hala devam ediyor mu? Kapalılık derken, aslında korumacı haliniz kendinizle ilgili. Galiba ediyor ya. Bilmem ediyor mu, öyle mi görünüyorum? Size çalışırken kesin dedim hani hayatında kurallarını koyamadığı ya da kontrol edemediği şeyleri çok da hayatına kırılmamak adına da belki böyle bu. Evet, yani bu çok eskiden biri böyle. Hı-hı. Ama yani bunu özellikle yapmıyorum. Yani bu kontrollü bir yanım var zaten. Otokontrolü yüksek biriyim. Bir yandan da şeyim, hani biraz mesafeli olmayı, biraz daha böyle uzakta durmayı, daha kapalı olmayı, kendi kabuğumun içinde olmayı seven biriyim. Aynen söylediğiniz gibi o biraz da kırılmamak için. Hı-hı. Yani kendimi korumak adına yaptığım bir şey diye düşünüyorum. Ama bu otomatik oluyor. Yani özellikle bunu böyle olmak için uğraşmıyorum ama kendiliğinden olan bir şey. Çocukluktan geliyor ve insanın galiba karakteri bilmiyorum, oluyor. Tek çocuktum. Hı hı. Yani anne babamın tek çocuğu. Babam ölünce annemle, hı hı, kaldık baş başa. Onun hayat mücadelesi, hı hı, işte beni yetiştirmeye çalışması. Ama tabii, kontrolcülüğü aşırı ve müdahaleci tavrı. Aşırı kontrolcü, evet evet, o yanım benzemiş olabilir. Ben Ayşe Nazlı onu yapmamaya, hı-hı, çalışıyorum ama çünkü. Kendinizi yakaladığınız yerler oluyor mu? Aynı annem oldum diye. Oluyor, oluyor. Aynı onun kurduğu cümleleri kurduğumu fark ediyorum. Onun tonlamasıyla onları söylediğimi fark ediyorum. Sonra kendimi toparlıyorum çünkü çok şeydi yani... Bir yanı rahatsız eden bir şeydi. Hı hı. Yani aşırı korumacı bir anne, çok müdahaleci, hiç kolay değil tabii. Hı hı. Ama ben de illa kendi istediğimi yapacağım diye direten bir çocuk. Ondan sonra işte kendi kendime karar verip ses yarışmalarına katılmam, anneme bile söylemeden, hı hı, onun bile haberi olmadan katılmış olmam. Sonra tabii söyledim ve... Hı hı. Koluna beni taktı, beraber benimle geldi. Çünkü 15 yaşındaydım henüz. En azından bunu da anlayan bir anneymiş o yaş için. Evet, evet. Bir de annem müziğe çok yakın, hı-hı, biriydi. Yani çok güzel şarkı söylerdi, sesi çok güzeldi. Yani ben öyle bir evde büyüdüm aslında. Babam biraz piyano çalardı, işte çok hep müzik çalınırdı. Ondan sonra babamın işte getirdiği bir tane şey, yurt dışından makara teyip, hı-hı, oraya sesimi kaydederdim sürekli. Ondan sonra yani böyle müzikle çok haşır neşir bir ailede büyüdüğüm için mesela ben Türk müziği şarkılarını çok bilirim, yani annemden ötürü bilirim. Hep kulağımda kalmıştır. Peki Ayşe Nazlı sizin tepkilerinizi mi veriyor benzer davrandığınızda? Yani aynı şeyler insan yaşıyor ya hayatında. Ayşe Nazlı, şimdi ben kendimi kontrol, hı-hı, etmeye çalıştığım için o derece onu bunaltmamaya çalışıyorum. Yani bunaltmıyorum diyebilirim. Bilmiyorum. Bir de ona sormak lazım ama o doğrusu benden daha sabırlı davranıyor. Hı-hı. Yani evet evet, yani ben o kadar sabırlı değildim. Benden daha sabırlı. Yani tamam anne diyor, yani tamam peki öyle yapacağım işte falan, böyle bir küçük minik itirazlar yapıyor. İnattınız peki, yani inatçı olmak kaybettirdi mi? Yoksa tam tersine sizi korunaklı bugünlere mi getirdi? Bence kazandırdı. Hmm. Yani çünkü insanın, hani bir hedef de koymamıştım aslında. Yani ben sessiz yarışmasına katıldım, şarkıcı olacağım, popüler olacağım, işte çok para kazanacağım falan. Öyle bir hedefim de yoktu benim ama şarkı söylemeyi o kadar çok seviyordum ki. Yani bunu orada da bir şey yapmak istedim herhalde, teyit etmek istedim. Yani gideyim o yarışmaya, hı hı, şarkı söyleyeyim bakayım ne olacak gibi düşündüm herhalde. Yani 15 yaşındayım. Ondan sonra da ama yani her şey de yolunda gitti. Yani orada aldığım birincilikten sonra jüride olan işte Nino Varo'nun o sırada Odeon'da plak şirketine çalışıyor olması, prodüktör olması. Ondan sonra ben bir plakçıya gittim plak almak için, hep, hı-hı, meraklı plakçılara gidip sevdiğim sanatçıların işte long play'i çıktı mı onun peşindeyim. Orada benim onunla tekrar karşılaşmam yarışma sonrasında
beni tanıması, sen yarışmadaki kız mısın demesi ve beni plak şirketine davet etmesiyle başlayan bir müzik hayatı bugüne kadar devam etti. Bugüne kadar devam etti. Dünya döndü döndü döndü. Ya. Ne savaşlar, ne petrol krizleri, ne doğumlar, ne ölümler, ne kutlamalar, ne cenazeler yaşandı hayatınızda. Ve Nilüfer 50 yıl sonra hala başımızın tacı, hala burada en tepede duruyor. Çok teşekkür ederim. Yani dünya dönüyordu, ne şarkıymış ama ya, değil mi? Benim yani... ilk öğrendiğim, ilk ezberlediğim şarkı. Şimdi çocukken demeyeceğim. Çok, çünkü hani diyemiyorum, kadına bakınca böyle bir şey demek hani cüretinde bulunamıyorum. Ama göreceksin kendini ve dünya dönüyor. Babam Nilüfer'e hayrandı ve bizim evimizde bu iki şarkı sürekli çalardı ve sonraki tabii şarkılar. Efendim dünya döndü döndü döndü. Nilüfer hep en üstte, o dünyanın üstünde tacıyla kalbimizdeki yerini aldı. Buyurunuz Esat, şahane bir VTR'i hazırlamışsın. Ha, merak ettim. Ellerine sağlık. Koltuğu nedir hocam? O Emmanuel koltuğuyla vallahi siz bulmuşlar. Bize ne mesaj veriyorsunuz? Vallahi ben bulmadım, ben getirmedim. Rahmetli. O da 2-3 yıl oldu vefat edip. O ölmüş müydü? Ben öyle hatırlıyorum ya. Bir bakalım mı Google'a şurada? Ben öyle hatırlıyorum. 2-3 yıl oldu, evet. O koltuk yıkıp vallahi çok severim. Vallahi hiçbir suçum yok. Ben bulup getirmedim. Yapımcı, klibin yapımcı şirketinin sanat danışmanı onları şey yaptı, o detayları. Murat Şoker çekti klibimi. Ondan sonra vallahi müthiş, çok teşekkür ederim. Şahane bir şey hazırlanmış gerçekten. Çok teşekkürler Mesut Bey, değil mi? Esat. Esat Bey. Esat 3 gün uğraştı bunun Esat için. Esat Bey, çok teşekkür ederim. Harika olmuş. Gerçekten. Şimdi böyle görünce ne çok şey olmuş hakikaten, değil mi? Ne çok. Bunlar bazıları insan... bir de. Ya doğru tabii. Neler yaşandı? Çok şey yaşadık. Kaç başbakan eskittiniz Nilüfer Hanım? Kaç kişiyi gömdünüz Nilüfer Hanım?
Ay kaç başbakan, kaç cumhurbaşkanı. Yani bu da şeyin, müziğin ve sanatın gücünü gösteriyor işte. Yani kalıcı olan müziktir, sanattır, sanatçıdır. Her zaman baş tacı olan sanatçıdır. Öyle olmalıdır diye düşünüyoruz efendim. Bu arada şunu da söyleyeceğim. Nilüfer Hanım'ın. Nilüfer'de Allah aşkına. Yani hani şeydeki ismi Nilüfer olduğu için müzik piyasasındaki. En aslında bunu eski kuşaklar bilir. En şahane yeri neresidir Hande? Söyle bakayım, Hande biliyor mu? Hande ay, genç. Ay, ay. Hande söyle, neresidir en muhteşem? Hala, hala derken hiç bozulmayan. Yani herkesinki nereden kemik olur. Nereden biliyorsun ayol? Bilmez miyim ben? Kimse bilmiyor rejide şu anda, ben biliyorum. Diz kapakları. Nilüfer'in diz kapakları. Nilüfer'in diz kapakları efsanedir. Şimdi ona baktım, o Emmanuel Sandalet. O diz kapakları nedir? Ya bir daha bir orayı verseniz. O diz kapakları nedir ya? Bu kadar mı güzel olur? Bu kadar mı kemiksiz ol? Böyle şey, kolajen fışkırır oralardan. Kolajen fışkırır. Yeni reklam anlaşmaları bağlıyorum şu anda. Hadi bakalım. Diz kapağı ve kolajen firmalar duysun. Bu kadar mı güzel olur? Sevgili Hınca Uluç'un. Dam çıkma bir şey mesele bu. Yıllar yılı hala bu zamana kadar gelmiş demek ki. O bir yazısında, köşe yazısında bahsetmişti ama 80'li yıllarda falan tabii, mı ne yani? Tabii. Öyle. Bu kadar güzeli yok yani. İşte buyurun. Buyurun arkadaşlar. Bir görelim mi ekran? Bu disk, hani bacaklara hiç girmiyorum oraya da. O disk kapakları nedir? Annem öyle yapmış. Değil mi? Çok evet. Güzel. Başka nerenizi seversiniz? Abi biz nereye geldik böyle birden? Nerenizi? Neremi? Nilüfer Hanım, nerenizi seversiniz? Vallahi ben genel durumumdan memnunumdur ya. Yani işte burnumu Nino Varon, sevgili Nino beğenmez, işte ben çıkacağım ya, albüm şey yapılacak, 45'lik yapılacak falan filan. İşte lanse edileceğim Odeon'dan. Şeye götürdü beni, plastik cerrah, o dönemin çok ünlü bir plastik cerrahına götürdü. Bir de şöyle tutuyordu falan, şöyle yapıyordu falan, nasıl oluyor diye. Ondan sonra işte doktor da dedi ki işte yaparız ederiz falan. Benim gözüm yemedi, korktum ben yani. Ondan sonra iyi ki de yaptırmamışım. Yani estetik ameliyatlara şey bir tepkili bakan bir insan değilim. Yani isteyen istediğini yaptırır yani. Neresini beğenmiyorsa, beğeniyorsa da başka bir türlü olsun istiyorsa yaptırabilir. Ama ben bu konuda biraz ürkekim açıkçası. Çünkü sonuçlarından biraz, yani geri dönüş olmayan şeylerden biraz korkuyorum. Hani botoks falan, o tarz küçük müdahalelere okey. Ama onun dışında herhangi bir şey henüz yaptırmadım. Korkumdan. Yani çünkü ya... aynaya baktığımda ben değilim bu dersem ne olacak diye korkumdan, ama ne kadar dayanabilirim, direnebilirim onu da bilmiyorum tabii. Bir de yaşlanmayı düşünüyor musunuz? Böyle bir planınız var mı? Yani yaşlanmak gibi, yaş almak gibi, bunu üstünüzde görmemiz gibi. Hiç yaşlanmıyorsunuz Nilüfer Hanım. Ya ben bir şey söyleyeyim mi? Yani yaşlanayım ben, ne olacak ki ya? Öyle düşünüyorum ya. Ama genleriniz ya. Çok iyiymiş. Ben yaşlanayım ya, hiç önemli değil yani. Yani... bununla şey yapmayacağım galiba, bununla savaşmayacağım galiba diye düşünüyorum. Çünkü yani yapılacak bir şey yok yani, herkes yaşlanacak günün birinde. İstediğiniz kadar kendinize bakın, eninde sonunda insanlar yaşlanır yani, yapacak hiçbir şey yok. Siz hissediyor musunuz o yılların geçtiğini? Ya ben de yavaş yavaş artık, nerede ilk hissettiniz? Hissediyorum. Son birkaç yıldır hissediyorum. Özellikle bu pandemi döneminde o kadar çok şey oldum ki, hani nasıl derler, köreldim yani. Hiçbir şey yapmadığım o özellikle 1,5 sene içinde. Şimdi mesela yeniden konserlere başlayacağım ya, korkuyorum yani. Resmen korkuyorum yani. Yani müthiş bir heyecan ve gerginlik var üzerimde daha şimdiden, ama şunu biliyorum ki sahneye çıktığım ve o beni dinlemeye gelen seyircinin alkışını duyduğum anda o gidecek üstümden, onu biliyorum, ama öncesinde müthiş bir gerilim oluyor yani. Peki bu boş ver. Orada farklı bir Nilüfer var. Evet. Yani sound'unuz da farklı gibi değil evet, mi? Evet, aynen sesinizle öyle. Sesinizle oynandı mı orada? Evet, şimdi böyle bu tarz yorumlar görüyorum. Yani özellikle bir oynama yok. Hatta bu autotune denen yani bazı entonasyonları falan düzelten bir sistem, teknik var malum. Ya onunla ilgili bile
çok minimal düzeyde bir şey var. Çünkü ben bu konuda özellikle rica ettim. Hı hı. Öyle aşırı ototune öyle bir şey istemiyorum dedim. Çünkü o zaman yabancılaşıyorum ben hı hı. sesime. Zannediyorum şarkının yapısından ötürü hı hı. benim yorumumda bir değişiklik evet. var. Yani daha çocuksu, daha böyle farklı böyle vura bir ses tonuyla. Evet, yani mi? Onun şarkının getirdiği bir şey o. Yoksa sesimde herhangi bir oynama yok ya da benim sesimde bir değişiklik yok. Tamamen şarkının karakteriyle ilgili bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani ben tabii bana öyle gelmiyor. Ben tabii başından beri içinde olduğum için ama dinleyenler böyle bazıları bunları böyle yorum yapıyorlar. O haklı olabilirler. Bana değişik geldi. Aa dedim hani bildiğimiz Nilüfer evet. değil. Farklı bir şey var. Ama şarkı da zaten hı-hı. farklı. Yani sound farklı. Reggaeton bir şarkı. Yani biraz zamanı yakalamak gerekiyor, günümüzü yakalamak gerekiyor. Sevgili Volga Tam Öz prodüktör albümün ve Gülsen Kara Toprak'la bu benim için bir şarkı üretmek üzere çalıştıklarında yani birazcık hani günümüzü yakalayan, günümüzün soundundan uzak kalmayan, beni gençlerle buluşturmaya yönelik, o genç kuşağı da yakalayalım amacıyla hı hı. yapılan bir şarkı ve bence başarıya ulaştığını düşünüyorum ben şimdiden. Daha henüz çıkalı 2 hafta, hı hı. yarın 2 hafta olacak yayınlanan ama şimdi tabii şöyle bir şey var. Şimdi albümler artık hani neden albüm yapılmıyor? Çünkü albümde bir tane şarkı öne çıkıyor. Diğer şarkılar kimse dinlemiyor gibi hı hı. bir şey oluyor. Oysa ki bu albümde o şarkıdan başka 4 tane daha güzel şarkı var. Evet. Ve ben 4'ünü de çok seviyorum. Yani bunlardan 3 tanesi çok duygusal slow parçalar. 1 tanesi çok tatlı böyle bir Akdeniz şarkısı. O şarkının özelliği ve 17 yaşımda diye bir şarkı. Bir de Gidiyorsun isimli şarkı. Onlar benim Facebook'a şeyi vererek bir açıklama yaparak yeni bestecilere çağrı yapmam sonucunda gelen şarkılardan 2 tanesi. Yeni, gencecik, hı hı. Müzikle uğraşan insanlar bunlar. Fatma Özcan ve Nazan Palu. Ve kadınlar. Evet, ve kadınlar. Bir şarkımız, Durum Bundan İbaret isimli şarkı, Febio Taşel'e ait. Ben o şarkıyı çok sevdim. Çok güzel bir şarkı değil mi? Sözleri de çok güzel. Hı hı. Onun dışında bir de Emre Önbayraktar, Olmayınca Olmuyor. Ben de o şarkıyı seviyorum. O şarkının 2 versiyonu var. Hı hı. Bir de akustik versiyonu o var ki güzel. Özellikle o çok güzel, evet. O da çok güzel. Peki şey, Boşver kimindi? Volga Tam Öz, Gülsen Kara Toprak. Ben Kara neredeyim Toprak. Acaba şu anda? Başka bir yerde miyim? Az önce söyledim. Başka bir, ama kulağıma konuşursan olmuyor. Sanki evet, galiba öyle bir şey oldu. Hayır, ne oldu bana? Aa, hakikaten şey... Peki bir rapçi ile hani bir düet, bir genç böyle rapçi biriyle bir düet de güzel olmaz mıydı? Olur, olur. Yani o öyle bir fikir vardı aklımızda ama denk getiremedik. Hı-hı. Yani öyle bir şarkı ve böyle öyle bir sanatçı uygun şartlarda olduğunda, önüme öyle bir şey geldiğinde seve seve yani çok keyif alırım. Kimleri çok beğeniyorsunuz Nilüfer Hanım bu gençlerden? İsim vermeyeyim çünkü çok fazla ve... Çok iyi bir kere o rap söyleyen çok çok güzel sözler, çok önemli müzisyenler var. Pop müzik de keza öyle, çok iyi sesler. Çok fazla olduğu için şey yapmak istemem, kırmak istemem. Hepsi yani çok üretim var bir kere. Hani pop müzik biraz geride kaldı, popüler müzik dediğimiz ama hiçbir zaman bitmez. Yani onu söylüyorum her zaman. O rock albümleriniz de çok güzel olmuştu. Değil mi? Çok güzel değil mi? Onlar çok şahaneydi. Ayrı ayrı hepsi çok muhteşemdi. Çok güzeldi. Yani onlar her o zaman söylüyorum. O aşkın kitabı neydi? Ya Hayko ile değil mi? Yani müthiş Hayko, müthiş bir erkekler adam. Erkekler ağlamaz. Şebnemcimle. Yani o albümler hakikaten o insanları tanıdığım için çok mutlu oldum. Yakından tanıdığım hı-hı. için o müzisyenleri. Hepsi müthiş yetenekli, hepsi çok dolu insanlar. Hı-hı. Hepsi düzenlemeleri hep o şarkıların kendileri yaptılar. Her grup kendisi yaptı. En sevdiğiniz hangisi oldu demeyeceğim. Yine diyeceksiniz çok ki zor. Diğerlerine evet, ayıp olur. Ama ben kendi sevdiğimi söyleyeyim tabii mi? Ki. Bizim 1 yıl milli marşımız oldu o şarkı arkadaşlarla. Hangisi?
başıma gelenler. Evet, evet. Ne güzel bir düzenleme olmuş evet, o geceyle. Çok geceyle değil mi? Ne tatlılardı yani. Ne tatlıydı. Zaten Ertuğrul Özkök de galiba onu böyle en şeylerine koymuştu. Hı-hı. Listesinde onu hatırlıyorum. Oradan ben bulmuştum ve bir yıl milli marşımız oldu o şarkı. Zaten tatlı bir şarkı. O 70'lerden biliyorsunuz o şarkı. Evet, daha o zamandan tabii. İşte şarkılar yeniden böyle bir yeni bir çehre kazandı. Yeniden yeni şarkı gibi gündeme geldi. Peki sizin kalbinize oturan şarkınız ama şimdi şarkıları da ayıp olmaz yani bir tanesi. Hani böyle yani şarkıları da kırmayalım demeyelim. Yani şarkıları ayıp olmaz da işte bestecilerine ayıp olur. Ona ayıp olur, ya buna ayıp olur. Çok şarkı var da onun için. Zaten ben sevmediğim şarkıyı alıp da koymuyorum albüme. Yani, ama böyle en kalbinizi vuran, hayattaki en özel yerde hani, duran. Şarkıyı sevmek değil de belki hani yorumlamaktan daha keyif aldığım ya da hani yorumculuğumun daha başarılı olduğu bazı şarkılar olabilir. Hani şarkıyı severim ama bazısını daha iyi yorumlarım, bazısını o kadar iyi yorumlayamayabilirim. Hı-hı. Yani olabilir. Yine de söylemeyeyim. Hep geceler demişimdir bugüne kadar. Geceler hakikaten onların başında gelir. Zaten bir de yarışma kazanılmıştı o zaman. Ama yani yorumlamaktan çok keyif aldığım şarkılardan bir tanesi. Sizlerle ne kadar çok aşklar yaşadık, ayrıldık. Hep yaşadık. Sonra bir daha yaşadık. Sonra bir daha ayrıldık. Evet, hep olduk sonra da. Ya şimdi hayır şöyle bir şey Hande kulağıma bir şeyler söyledi burada. Hayır şunu ben fark ettim Hande. Şimdi insanın bunu şey söylemişti. Mümin Tekman söylemişti. Hmm. İnsanın bir irade kotası varmış. Hmm. Yani iradeyi işte sigarayı bırakacağım. Sigara sağlığa zarardır sevgili Rütük biliyoruz. Sigarayı bırakacağım. Konuşamıyoruz ya. İşte oradan şunu yapacağım. O iradeyi oraya harcıyoruz ya. İnsan o kotayı doldurduğu zaman aslında hayatta diğer şeylere çok da irade harcayamıyormuş. Ben sizin hayatınızla ilgili böyle bir varsayımda bulundum. Hmm. Size çalışırken. Şimdi aslında o inatçı damar var ya. Hmm. Daha doğrusu damar demeyelim. Bu yanlış bir şey. Annenize karşı özgürlükçü bir tavır. Ya bir dakika ben de burada bir bireyim. Hmm. Bu kadar da karışma diyen bir tavır. Hmm. Hayata karşı. Şimdi aslında o damar kotanız da doluyor. Yani inat kotanız da doluyor. Ve hayatın geri kalan yerlerinde ona haliniz de olmuyor. Belki de yapmanız yok, gereken yer. Yok benim halim hep kalmıştır. Şaka. Bayağı keçi. Keçi demeyelim de. Yani, keçi demeyelim de. Yani şey hani istediğimi yapma konusunda biraz şeyim. Yani istemediğim şey bana. Ha, onu soracaktım. Oldu beni mu ikna diye. Etmeleri biraz zor olabilir. Bazen ben yanlış bir karar da vermiş olabilirim. Ama hani içimden gelen sesi çok dinlerim ben. İçimdeki sesi çok dinleyen biriyim. Yani o irade kotası da olmuyor, o şey kotası olmuyor. İstediğimi yaparım diyorsunuz. Bu hep mi böyleydi? Ya her istediğimi yapabilirim maalesef. Öyle çok içimde özgürlükler olan bir insan değilim ben. Yani tam tersi dedim yani kendimi kapatıyorum falan diye. Öyle yetiştirilmişim çünkü birazcık. Ama yani eğer bir konuda karar vermem gerekiyorsa onu yapmak istiyorumdur. O şekilde yapmak istiyorumdur. Ve ondan beni vazgeçirmeleri biraz zor olur. Öyle. Neden bu? Hani insan daha gençken onaylanma şeyiyle de sahikiyle de istemediği şeyleri yapabiliyor ya karşı taraf onaylasın diye. Hani o yüzden bu kadar genç yaşınızda bunu bu şekilde yürüyor olmanız çok hayranlık uyandırıcı geldi bana. Çok teşekkür ederim. Ben biraz öyle yani ben işte sevmediğim bir şeyi yapmam, gitmek istemediğim bir yere gitmem, görüşmek istemediğim insanlarla görüşmem falan hani olması gerekiyor diye bir şey yaptığım çok çok enderdir. Hani öyle olması gerekiyordur. Özellikle kendi işim sebebiyle biraz şeyim o konuda yani nasıl diyeyim. Katı. Ama insan şeydir ya hani hayatta aslında kabul ettikleri değil reddettiklerinin toplamıdır ve insanı tarif eden şey neleri reddettiğidir. İnşallah öyledir. Kabul ettiğinden değil. Nilüfer öyle o izole yaşantısıyla öyle ortalıkta görünmeyen, bir mekanda çok da yakalanmayan. Yakalanmıyorum. Çünkü bir yere de gitmiyorum. Yani gitmiyorum ki hiçbir yere. Oturuyorum evde. Sıkılmıyorsunuz ya da işte bir değil mi? Arkadaşımla bir yemek yerim falan. Sıkılmıyorum hayır. Ya şimdi daha şey hissediyorum tabii o hani yasaklar döneminde yasak olunca insanda hiç olmayan bir şey çıkıyor içinden yani çok fena hani her elin kolun bağlı gibi oluyor ama şimdi tabii öyle değil yani şimdi rahatladım artık.
Peki Hande şeyi soruyor. Yani aynı kırılganlık aşk ilişkilerinde de geçerli mi diye hem soruyor. Hem de nasıl? Ben sormaya utandım. Yani geçmiş aşk ilişkilerimde diyelim. Çünkü güncel hiçbir şey olmadığı için. Güncel bir şey yok derken? Yani güncel bir aşk yok demek istiyorum. Aa öyle mi? Ben tamam. Siz devam var etmiyor. Ben var zannediyordum. Yok. Aha niye ben var zannediyordum? Çünkü ben Nilüfer'in böyle happily ever after. Yok. Sonsuza kadar mutlu. Kaç yıldır yok. Kaç yıldır herhangi bir aşk muhabbetim yok. Kimseyle. Gördüğünüz zaman böyle 5 dakikada artık çözüyorsunuzdur da yani bundan olur bundan olmaz bu beni kırar ya da şöyle biri gibi. İşte yine içimdeki ses veyahut işte ne bileyim hani o hani bir insanın çekici bir yanının olması, çekici gelmesi veyahut yani bir duyguların bir buluşması falan o zaten açıklanabilir bir şey değil gerçekten yani aşk denen şey. Bence, karmaşık bir şey. Ya ama bence hani yaş aldıkça insan o maliyet de hesaplıyor içinde. Maliyet dediğim şey maddi bir şey değil. Tabii yani, anlıyorum. Bazı erkekler için ya şimdi ben bunun için mi hazırlanıp da yemeğe gideceğim bununla diyor insan. Ben şu anda genel olarak öyle düşünüyorum. her şeye ayrım karşı. Ayrım yapmadan. Bu tembellik değilmiş. Bu insanın bir yerden bir yere giderken maliyet hesaplamasıymış. Yani artık bilmiyorum. Doygunluk mu desek ne desek. Yani... Çok peki kırıldığınız zaman da çok acı çektiniz mi aşk acısı? Yani böyle bayağı eve kapanıp ağlamalı. Çok. Aa. Tabii. Sanki orada da sert duruyormuşsunuz gibi bir izlenim var. Yok. Peki dışarı belli etmemci misinizdir? Şey anlamda o kişiye belli etmemci misiniz? Belli etmemci değildim işin ilginci. Orada değilim mesela ne ilginç değil mi? Evet. Evet. Orada serbest bırakan, duyguları serbest bırakan bir kadın oluveriyorum. Çok güzel bir şey bu. Aslında diğer türlü olsam daha iyi olurmuş. Öyle mi? Tabii. Yani daha ketum, daha şey korumacı. Tabii. Öyle mi diyorsunuz? Ben de size imrendim. Ben daha şeyimdir mesela, hani korumacıyımdır. Öyle çok serbest değilimdir. Ama mesela sizin gibi olmak isterdim. Ne bileyim. Her türlü de insan kırılıyor Nilüfer Hanım. Öyle olsanız da olmasanız da. Öyle bir şey. Aşk öyle bir şey. Yani yapacak bir şey yok. İlişkiler zor yani gerçekten. İki insanın uzun süre aynı şeyle, aynı muhabbet içinde, aynı barış içinde yaşaması ve olması kalabileni gerçekten gönülden kutlamak lazım. Bunu başarabilen çiftler var çünkü. Muazzam bir şey. Ben başaramadım yani. Şey misinizdir yani geçimli misinizdir? Uyumlu biriyimdir. Yani uyumsuz biri değilim. Geçimsiz biri de olduğumu zannetmiyorum. Belki acaba karşımdan fazla mı bir şey bekliyorum? Öyle mi oldu acaba? Ya da bilmiyorum ki. Yani ne bileyim ben fikir çatışmaları mı çok yaşanıyor. Oluyor bir şeyler ya. Fazla beklenti ne olabilir ki? Yani, duygusal anlamda. Yani başka bir şey değil tabii. Ya bu da çok normal değil mi? Bir de bu işi yani böyle göz önünde olup sahnede olmak ve yani popüler bir isim olmak, bir kadın olmak özellikle bir takım başka sıkıntılar getirebiliyor. Yani böyle biraz kıskançlıklar falan getirebiliyor karşı tarafta. Onlar da tabii sorun yaratabiliyor. Aslında hani hayatınıza baktığımız zaman karşınızdaki insanlar da hiçbiri öyle bu tarz bunları yapabilecek insanlar gibi kendi alanlarında çok başarılı isimler, çok öne çıkmış isimler, bilinen isimler, güçleri var. İşte o başka bir şey oluyor. Yani içine girince insan... İnsanoğlu yani insan zor. Yani bir insan kendini bile anlamakta zorluk çekiyor ki karşısındakini tam olarak anlayabilmek gerçekten... imkansız bir şey. Rejideki arkadaşlar burcunuzu sormuşlar. Hayatım İkizler. 31 Mayıs bugün doğum günü. Ne oluyor? İkizler oluyor arkadaşlar. Reji dinlemiyor musunuz burayı?
Hadi ben bir an koptum. Bağlantıyı kuramamış olabilir. Var mı o ikizlerin şeyi böyle öyle bir derler, falanı var mı? Yani bir evet bir fikir değiştirme, yani karar değiştirme. Dengesizliği diyebilirsiniz. Hani bir fikir değiştirme, karar değiştirme gibi şeyler zaman zaman oluyor. Hani böyle şimdi ay ben bunu yapmayayım derken sonra ay yapacağım diyebiliyorum aniden. Ama o herkeste var. Yani burç özelliği olduğunu düşünmüyorum ben. Bilmem. Doygunluğu soruyor Hande. Bu reji de ne kadar müdahil şu anda bu programa acaba? Ben de kendi başına bir insanım arkadaşlar, sorabilirim. Doygunluğu merak etmişler. Bu 50 yıllık sanat yaşamında bizlerin sevgisi. Ay canım. Sizi her daim bambaşka bir yerde. Hakikaten öylesiniz ama yani bizim için hep başka bir yerdesiniz siz. Çok ayrı bir yerdesiniz. Hani kimseyle yan yana çok koyamıyoruz. Teşekkür ederim. Çok bunu teşekkür da açıklayamıyoruz ederim. Niye böyle? Niye böyle anlamadık? Çok teşekkür ederim. O doygunluk hayatının aralığında var mı diyor Hande? Valla bende oldu. Yani herkeste aynı olacak diye bir şey yok. Hani belli bir doygunluğum var benim. Yani işte 72 yılında başlayan bir şey. Yani 17 yaşında falandım yani. 17 yaşında başlayan ve bir anda kısa bir süre içinde şöhret olan bir genç kız, yani okulda işte öğrenci olan, birdenbire popüler olan bir genç kız, Dünya Dönüyor'la bütün Türkiye'nin duyduğu bir genç kız. O şekilde başlayan bir serüven. Tabii türlü mücadeleler, bazen çıkışlar, bazen inişler, bazen stabil kalışlar. Ve bu arada daha az önce söylediğimiz işte yaşanan aşklar veya işte o üzüntüler, sıkıntılar, hastalıklar. Yani bütün bunlar yaşandı. Dile kolay aslında. Yani 50 yıl dendiği zaman ben bile inanamıyorum yani. Onun için belli bir doygunluk var tabii. Yani mesela ben başka albüm yapmam diye düşünüyorum artık. Aa, evet. Yani bu son mu? Evet, öyle gibi düşünüyorum ama bak İkizler Burcu'nun özelliği. Ama rap dedik bir daha. Bir tane şarkı söylerim canım. Albüm olarak tamam, öyle single. Albüm olarak yani single yapılır, şarkı söylenir. Belki albüm de yapılır. Mesela çok aklımda olan bir şey, yapmak istediğim bir şey akustik. Tamamen akustik ama yani. Ve hep böyle ne bileyim akşam oturup dinlenecek, sükunetle dinlenecek bir albüm. Öyle şarkılar. Sakin, iddiasız yani ama müzik. Güzel şarkılar. Öyle bir şey belki bir tek o var aklımda yani. Ruhunuz şimdi burada mı artık? Sakin, iddiasız. Sakin, aynen aynen. Ha evet. Yani dönüştüğünüz şey bu mu oldu? Evet evet. Yani evet dönüştüğüm nokta o. Yani şimdi bu albümde tabii hala bir iddia var. Bir işte genç kuşağı yakalamak şeyi var. Çünkü bırakamıyorsunuz yani bir yerde. Çünkü o da insanı çok besleyen bir şey tabii. Yani çok ayakta tutan bir şey. Ama biraz artık o tarafa doğru mu geçsem acaba? Hani ne bileyim işte onu düşünüyordum şimdi yolda gelirken. Hani öyle bir albüm yaparsam bir gün. Ne bileyim işte klip de çekmem falan, anlatabiliyor muyum? Öyle yani. İddiasız hani çıkartalım, koyalım. İsteyen, seven, benim sesimi dinlemek isteyen dinlesin. Öyle bir iddiamız olmasın, bir şeyimiz olmasın, bir yani mücadelemiz olmasın gibi. Şu anda da pek yok ama yani yine de böyle bir yapılan müzikten de belli zaten. Hani belli bir şey var. Para konularında akılcıl mı davranırsınız? Fena değilim. Yani ben parayı çarçur etmeyi sevmem. Bana hatta daha önce cimri de diyenler olmuştur. Cimri asla değilim. Sadece çarçur etmem. Yani gereksiz yere para harcamak, fazla lüks sevmem. Çok böyle lüks merakım yoktur. İşte gideyim kendime lüks mücevherler alayım, onu yapayım, lüks seyahatler yapayım falan, böyle şeylerim yok. Yani ben Avrupa'ya gittiğim zaman mesela diyelim ki Paris'e gittim. 3 yıldızlı bir otelde kalırım yani. Hani gideyim de böyle en pahalı otelde kalayım derdine. Çünkü gereksiz. Zaten bütün gün dışarı çıkıyorsun, geziyorsun falan gibi. Hani bu tarz para harcama konularında bu tarz şeylerim var. Siz bir şey mi verecektiniz? Evet. Çantanızda bir şey mi vardı? Hayır, programın sonuna gelmişiz de ben de meraktan ölüyorum bu arada. Çanta da çok güzel ama lame. Göz alıcı ve çok güzel.
İçinde bir şey var, onu alabilirim aslında. Ne olduğunu çok merak ediyorum. Bu arada Nilüfer Hanım, oyuncak getirmediniz gerçeğiyle. Ben oyuncağı, evet, çok size, özür dilerim. Ama cezamız var bizim. Ceza. Yani duş başlığına şarkı ya da hula hoop. ben denedim, başaramadım. Bunu ben size hediye getirdim. Bu Ceyhun'a altın mı yoksa? Hayır. Bu, Ceyhun değil, üzgünüm. Bunun özelliği, bunu pandemi süresince ben bir takım boncuk kolyeler yaptım. Ay. Sıkıntıda. Size de bir tane turkuaz taçlı. El emeği, göz nuru kolyesine. Ve bunlardan... Çok, bunu hemen takacağım ve hayatımın sonuna kadar... Size şans getirsin. Getirecek. Şimdi bunlardan var böyle bir 250-300 tane. Şey mi açsak? Ortaköy'e tezgah mı? Şeye Hayır, mi girelim? Şöyle, bir aplikasyona mı? Yok, ben bunları olabilirse bir dernek yararına satılmasını istiyorum. Yani benim yaptığım kolyeler satılsın, bir şeye faydası olsun istiyorum. Hala da yapmaya ara ara devam ediyorum vakit buldukça. Çünkü hani ya sabır, ya sabır, ya sabır şeklinde boncukları, o bir senede ben Bodrum'a giderken bile biraz ters taktınız ama olsun. Şimdi düz takarsam yönetmen şey yapacak. Boncuğu görünmedi. Tık tık ediyor ya şeye, şöyle, ha şu boncuğu şu mu? Yok, şeyi görünmüyor. Neyi görünecekti? Görünüyor mu? Şu. Ha, papatyası mı? Görünüyor mu? Tamam. Bak, papatya görünüyor şöyle. Çek Ceyhun, bak görünüyor. Papatya mı çek Ceyhun, beni çek. Nilüfer Hanım boş ver, beni çek Ceyhun. Sütlü Nuriye'yi de alabilir miyiz lütfen? Söyleyeyim mi? Evet. Nilüfer hiçbir şeyi olması gerekiyor diye yapmaz. Vallahi bu çok süper bir laf ve bir cümle olmuş. İstediğini yapma konusunda keçi gibidir ama inatçı olmak Nilüfer'e kazandırmıştır. Nilüfer kendini eskiye göre daha çok sever. Keçi gibi demeseydik iyiydi yani. Olsun.